Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip kanalıma hoş geldiniz ve birlikte anlata anlata konuşa konuşa bir ayı daha tamamladık. Artık Eylül'ün son haftasına geldik. Bu haftalık videoda genel etkilerde her hafta olduğu gibi haftalık enerjileri anlatırken bu sefer Eylül'ün artık son günlerini Ekim'in de ilk günlerini anlatacağım size ve Eylül'ü e, kapatırken, ekime de başlarken bir yeni ay enerjisi söz konusuydu. Geçen hafta hafta sonunun etkilerinde zaten hasıl olmuştu. Bu haftaya kısacası yeni ayla başlıyoruz. Hemen Pazartesi günü 26 Eylülün e, sabah saatlerinde, ilk saatlerinde daha doğrusu haftanın ilk saatlerinde Pazartesi gününün hasıl olacak, tamamlanacak, gerçekleşecek değil, tamamlanacak. Artık enerjisini tamamlayacak bir yeni ay etkimiz var. Başak Burcu'nun Vedik Astroloji ve Sirel Zodya'ya göre Başak Burcu'nun Uttara Palguni bölgesinde tamamlanıyor yeni ayımız. E, bu yıldız sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgilidir sevgili dostlar. Ve Merkür Retrosu'nun da yavaş yavaş tamamlanacağı bu hafta, haftanın sonuyla birlikte yani 2 Ekim Pazar günü Merkür retrosu da bitiyor bu hafta. Hani çok şükür onu da tamamlamış oluyoruz. Ee, özellikle Merkür retrosunun da etkisiyle yeni ay Merkür retrosu devam ederken gerçekleşecek, tamamlanacak. Onun da etkisiyle önceden başlayan bir takım anlaşmazlıklar, eksiklikler, sözleşmelerde, konuşmalarda, kontratlardaki problemlerin çözülmesi, dengelenmesi anlamında kıymetli bir yeni ay var. Aynı zamanda ilişkilerinizde, evliliğinizde, duygusal alanlarınızda bir süredir devam eden bir takım sıkıntılar, çözülemeyen sorunlar, düğüm haline gelmiş noktalar varsa, iş ortaklıklarınız da buna dahil olmak üzere işte tüm bunları dengeleyebilme, yeniden toparlayabilme, düzene koyabilme anlamında yeni ay bize güzel fırsatlar sunmakta. Ortaklı alanlar, iş görüşmeleri, e, tüm bu alanlar için yeni yolların belirlenmesi, yeni fırsatların önümüze açılması, e, olmadı diye düşündüğümüz herhangi bir durumun bambaşka bir hale gelmesiyle ilgili de çok yine destekleyici enerjiler bize verecek bu yeni ayın etkileri. Burada mesele Merkür retrosuyla gerçekleşecek bir yeni ay olduğu için daha çok önceden gelen şeyleri toparlama, e, bir bir araya getirme, hani eksik kalmış Yarım kalmış bir şeylerin düzene girmesi, tamamlanması, beklemediğiniz fırsatların önünüze çıkması bu anlamda. Ama daha çok eski konuların önünüze daha fazla çıkmasıyla ilgili bir etkiyi daha fazla öne geçirebilir. Evet sevgili dostlar bu hafta aynı zamanda çok özel bir hilal fazına şahitlik edeceğiz. Yeni aydan yaklaşık bir iki ya da üç gün sonra hilal gerçekleşir. En kıymetli aslında döngü hilal fazıdır. Fakat bu sefer gerçekleşecek olan hilal fazı çok özel enerjilerle gerçekleşiyor. Bu nedenle hani her ay hilalin gerçekleşmesi normal bir döngüdür yeni aydan sonra ama bu seferkinin özelliği farklı. Çünkü ee, hemen hafta başında 26'sında başlayan 9 gün sürecek e, ilahi alan dediğimiz, ilahi enerjiler dediğimiz doğu ilminde sıklıkla takip edilen yılda 2 kere denk gelen çok özel 9 günlük, bir döngü vardır ve Başak yeni ayından sonra gerçekleşir. İşte o döngünün içerisinde, kendi içinde yine o döngünün çok özel etkileri vardır. Remediler bölümünde detaylarıyla anlatacağım ama hani e, özellikle bu hafta çarşamba günü bu anlamda son derece kıymetli bu hilal fazıyla bağlantılı. Dolayısıyla o döngünün en kıymetli günlerinden bir tanesi de denk geliyor. O yüzden bu haftaki hilali iyi değerlendirmek gerekiyor. Başlatacağınız şeyler evet Merkür Retrosu var. E doğru hani yepyeni bir şeyi başlatmamak lazım. Çünkü haftanın sonunda retro bir tamamlanacak, bitecek. Fakat dilekleriniz, tüm ritüelleriniz, yapmak istedikleriniz, içinizden geçirdikleriniz, kendinizde yenilemek istedikleriniz en önemli etkisi budur. Düzeltmek istedikleriniz, yeni başlatmak istedikleriniz adına niyetlerinizi koymanız, bu anlamda evrenle bir olmanız, uyanış etkileri adına aynı zamanda Uyanmak, kendi içinizde kendi varlığınızı uyandırmak adına da çok kıymetli bir enerji var. Özellikle 28 Eylül Çarşamba, Hilal'i bu anlamda çok kıymetli olacak. Diğer taraftan mistik açılımları çok destekleyen Keto Ay kavuşumu da aynı zamanda olacak. Kına'yı eh, ihmal etmeyin. Kına yakın mutlaka Çarşamba günü. Kendinize dilekler yazmanızı, notlar yazmanızı, özel notlar almanızı yine özellikle öneriyorum. Remediler bölümünde detaylarıyla anlatacağım. Bu hafta borç yapılandırma gibi düzenlenmesi gereken işleriniz için destekli etkiler var aynı zamanda. Yapılandırılması gereken bir borcunuz, düzenlenmesi gereken bir durumunuz herhangi bir şey varsa hayatınızda bu maddi anlamda bir borç etkisi olabilir yapılandırılması gereken ya da hayatınızda yapılandırmak istediğiniz her ne bir durum varsa bu işinizle ilgili olabilir parasal olabilir duygusal olabilir işte tüm bunları düzenleyip yapılandırabilmek adına çok destekli etkiler var ne zaman bunu salı gününe alabilirsiniz özellikle bankalarla ilişkilerinizde, kredilerle ilgili iş, işlerinizde yapılandırmanız gereken bir durumunuz varsa bunu salı gününe denk getirmeye çalışın. Ödemesi, akışı, daha sonraki levelları döngüleri son derece sizin için daha akıcı ve güzel biçimde olabilir. Her türlü düzenlemeniz, toparlamanız, yeniden yapılandırılması gereken işleri de yine salı günü ele alabilirsiniz. Demek ki pazartesi günü yeni ayla başlıyoruz. Özel etkiler var. Pazartesi günü mekanınızın, evinizin dengelenmesine önem verin. Biraz daha işinizde, günlük hayatınızda, evinizde daha sakin olmaya çalışın. Çünkü hala yeni ayın, e, ayın o karanlık enerjisinin etkisi devam edecek. Salıdan itibaren bahsettiğim yapılandırma etkisi. Çarşamba da mistik açıdan ve hilalin çok özel bir noktayla denk gelmesi nedeniyle özel etkiler var. Peki şöyle bir e, hemen bir bakalım günlerin enerjisine haftayı daha e, düzgün kurgulayabilmeniz için 26 Eylül Pazartesi günü Ay Başak'ta başlıyoruz. Yeni ay sabahın ilk saatlerinde gerçekleşiyor, e, tamamlanıyor. İş ve koşturma için etkin enerjiler var ama kendinizi yormadan, iki işi bir araya getirmeden böyle tane tane işleri ele alarak halletmeye çalışın. Bireysel konular, bireysel işleriniz, bireysel anlamda yapmanız gereken her türlü iş ve benzer konu daha destekli olacak. Toplantılarınızı yapabilirsiniz işlerinizde. Anlaşma ve sözleşmeler üzerine çalışma etkileri güzel. Sağlıkla ilgili bir işiniz varsa yine bu destekleniyor. Aynı zamanda taşınma. Bir taşınma yapmanız yapmanız gerekiyorsa bu da pazartesi günü destekli olacak. Salı gününe baktığımda 27 Eylül Salı günü ay e, yine başağın artık son derecelerinde hani başan sonuna doğru geldi. Son ondalığı deriz biz ona. Çitra takım yıldızında burç değiştirecek. İşlerinizi 14'e kadar yani teraziye geçecek başan son noktalarından işlerinizi salı günü saat 14'e kadar halletmeye çalışın. Yapılandırma için, herhangi bir şey düzenlemek için, e, videonun başında da anlatmıştım. Özel etkiler var bugün. E, bugün aynı zamanda Mars ve Satürn arasında çok destekleyici bir ilişki var kalıcı hale getirmeyi istediğiniz her türlü işiniz, yapılandırmayı istediğiniz her türlü işiniz için çok güzel etkiler var. Ama ne yapıyorsunuz? Bunu daha çok saat 14'e kadar hallediyorsunuz. 14'ten sonra bırakmamaya çalışıyorsunuz. Başlattığınız, bu anlamda toparladığınız, düzenlediğiniz her şey sonuna kadar gider. Bu anlamda kıymetli. Öğleden sonrayı daha çok kreatif işler, sanatla ilgili işler, estetikle ilgili işler, estetik yaptırmayın. Buna ilgili bir müdahale yaptırmayın. Yani kreatif işleri kastediyorum burada. Ee, daha fiziksel estetiği kastetmiyorum. Böyle daha hani keyifli, zevkli işlerle uğraşabilirsiniz. Bir alışveriş işiniz varsa yine öğleden sonra ya da bunu alabilirsiniz. Özellikle salı günü öğleden sonra için. 28 Eylül çarşamba. Haftanın en uğurlu günü. Ee, bugün çok özel bir gün. Ay terazide e, Triyatya dediğimiz çok özel bir fazla. Hilal var. Aynı zamanda... Ee, ilahi anne denen yani evrenin dişil enerjisinin, yaratım enerjisinin çok yüksek olduğu bir 9 günlük döngünün en kıymetli e, aralığına denk geliyor. 28 Eylül Çarşamba bu hafta gerçekten çok kıymetli enerjiler var. Ruhsal açılımların çok yüksek olduğu etkiler var. Bugün de mutlaka agresif konulardan mücadeleci gerektiren, çok kavga, gürültü, tartışma, büyük bir savaş gerektiren işlerden uzak durun. O tip işleri ele almamaya çalışın. Her türlü agresyondan uzak durarak geçirmeye çalışın. Mücadele desteklenmiyor çünkü. Diplomasi gerektiren konular, alım-satımlar, kamu ile ilgili işleriniz varsa, dünyevi alanlarda bunlar destekli. Sosyal aktiviteler içinde olabilirsiniz. Tanıtım yapabilirsiniz. Herhangi önceden bir hazırlığınız varsa bir konuda bir tanıtım vesaire yapmak için güzel etkiler var. Her türlü kına ve ritüel için Çarşamba gününü özellikle ve gecesini kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu haftanın en uğurlu günü. Hiçbir şey yapamıyorsanız dileklerinizle, kendi iç enerjinizi dengelemeniz adına meditasyonunuzla belki özel namazlarınızla çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz Çarşamba günün enerjilerini. 29 Eylül Perşembe gününe baktığımızda e, ay terazide, Vişekka yıldızında sert bir enerji var. İçsel ve duygusal olarak kendinizi, perşembenin böyle bir etkisi var. E, çok yetersiz hissetme, duygusal olarak kendinize fazla boğuşma, bastırdığınız kızgınlıkları fazlasıyla zihninizde harekete geçmesi, kendinizi çok haksızlığa uğramış e, hissetmeniz, kurban modunda, kurban psikolojisinde hissetmeniz, tüm bu noktaların fazlasıyla zihninizi meşgul etmesi potansiyeli var buraya uymayın. Bu noktaları bertaraf etmeye çalışın. Bunlar gelebilir. İşte sınavlar böyledir zaten. Bunlarla biraz mücadele etmek, aşmaya çalışmak gerekiyor. Bu kısma çok dikkat etmek lazım. Bu hafta herhangi bir başlangıcı katiyen perşembe gününe almayın. İkili ilişkilerde gerginlikler hasıl olabilir. Ee, bu yüzden ikili görüşmelerde de dikkatli olun. Yani iş için bir müşterinizle ya da bir iş görüşmesinde yöneticinizle her herhangi bir biçimde ikili bir görüşme yapmanız gerekiyorsa perşembe günü uygun değil. Aniden ortam çok gerilebiliyor. Koku bitkilerle ilgili karışımlar eczacılık için çok uygun etkiler var. Bu tip işlerle aromaterapi böyle bir takım hani ilginiz, uğraşınız, yoğunluğunuz varsa çok rahatlıkla uğraşabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız mutlaka e, difüzyon aletlerinde mutlaka biraz hani koku buhurdanlıklarda koku e, aromaterapi kokular bulundurmaya, ortamı yumuşatmaya özen gösterin özellikle perşembe enerjisi açısından. 30 Eylül cumaya baktığımda ay akrepte Anurata takım yıldızına geçiyor özel bir yıldızdır etkin bir yıldızdır meditatif konular yani meditasyonla ilgili her türlü alan konu Şifa çalışmaları numroloji ile ilgili herhangi bir çalışma çok desteklidir sosyal aktiviteler için yine çok destekli etkiler var dünyevi alanlarda finansal işler bankacılıkla ilgili işler, mali işler, mali müşavirinizle halletmeniz gereken konular, kredilerle ilgili işler, yurt dışı bağlantılı her türlü konu, bunun içine vize işleri, işte başvurular, belki müşteri, yurt dışı ile ilgili yapmaya çalıştığınız bir iş varsa, bir eğitim başvurunuz, bir vize başvurunuz varsa hepsi dahil olmak üzere tüm bu işler çok destekli. Aracılı işler, aracı gerektiren böyle bir işiniz varsa belki işte yurt dışında bir eğitim e, aracı şirketler var bu eğitim başvuruları için üniversite başvuruları için ya da eğitim başvuruları için bunlarla görüşmek yani için içinde aracılı olan her türlü işi e, ile ilgili adım atmak bugün çok destekli özellikle Cuma'nın enerjileri açısından. E, ayrıca sosyalleşmek de destekli. Sosyal etkinlikler açısından da Cuma'yı çok rahatlıkla hani değerlendirebilirsiniz. 1 Ekim Cumartesi'ye baktığımda Cıh tay yıldızında ay hala akrepte. Ceşre yıldızında takıntılara dikkat etmek gerekiyor. Ee, Merkür de sıfır derecede. Yani hem Ceşre'de hem Merkür'ün sıfır derecede olması Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre Başak Burcu'nun sıfır derecesinde retrosunu tamamlamak üzere ve en kritik noktada artık retronun hani o durağan kısmına geçti. İletişimde çok dikkatli olmamız gereken etkiler var. Cumartesi gününe aman dikkat edin. Her türlü detaylı konuda hizmet sektörüyle ilgili alanda herhangi bir şey başlatmayın. Unutkanlıklar artabilir. Başınız çok hani böyle bir başınızın içerisinde arı kovanı varmış gibi bir his içinde olabilirsiniz. Ee, kendinizi toparlamanız, dikkatinizi toparlamanız çok zor olabilir. Veya sinir uçlarınız sanki açıktaymış gibi hissedebilirsiniz. Takıntılar artabilir. Bir konuya takılmak çünkü hem Ay Akrep'te hem Merkür sıfır derecede ve Başak'ta üstelik de aşırı bir takıntı yapma eğilimi yüksek olur. Bu biraz cumartesi ve pazar da etkin olacak. Şeytana uymayın. Oradan uzak durmaya çalışın. Takıntıla ben buna takıldım mı diye kendinize mutlaka sorun. İkili ilişkilerinizde, her türlü kontağınızda bu alana çok dikkat etmeye çalışın. Önemli iş ve konuları ve bağlantıları da cumartesiye almayın. Ee, önemli bir görüşme yapacaksınız, konuşma yapacaksınız. yine buna da çok dikkat edin. Cumartesi günü her türlü iletişimde, ilişkide e, dikkatli yönetilmesi gereken etkiler var. 2 Ekim pazara baktığımızda Merkür Retrosu bitiyor bugün. Gözümüz aydın. Ayda yay burcunda, Muğla'da. E, biraz bir şey kökten bakmak, araştırmak, incelemek, daha derin sezmek, hissetmek anlamında güçlü etkiler var. Ama bugün pazar Aktif bir enerji var. Ee, yay enerjisi çok aktif. Gezmek, küçük hani biraz gezin. Hiçbir şey yapamıyorsanız şehir içinde, kendi bölgenizde küçük geziler yapın. Bir e, dışarıda olmaya çalışın. Yani pazar gününü böyle çok hani evde çok miskin geçirmemeye gayret edin. Küçük organizasyonlar yapabilirsiniz. Küçük geziler yapabilirsiniz. Bu anlamda çok kıymetli etkiler var sevgili dostlar. Özellikle e, pazar günün enerjini değerlendirmek adına. Ve remediler. Şimdi bu haftanın remedileri önemli. Niye? Haftanın gelen enerjilerinde çok özel bir etki olduğu için. Öncelikle e, şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Vedik astrolojisinde, daha doğrusu Vedik kültüründe, e, Vedalarda çok evrenin dişil enerjisinin çok aktif olduğu, aktifleştiği ve özel geçişlerin hasıl olduğu iki süreç vardır. Bu bir bahar aylarında... Olur bu süreç. Bir de sonbaharda olur. Bahar aylarında olan biraz daha yumuşaktır. Ee, sonbaharda olan biraz daha serttir. Bu bizim kendi içsel sonbaharda olan etkiye kendi içsel enerjimizi yeniden yapılandırma süreci deriz. Bunlara ilahi annelik, evrenin ilahi enerjilerinin hasıl olduğu 9 günlük döngü de denir. Ee, bu süreç çok özeldir. 9 gün sürer. 26 Eylül'de başlayacak. 4 Ekim'de tamamlanacak. Bu süreç içerisinde sadaka vermek, iyi şeyler düşünmek son derece önemlidir. Ve bu sürecin de kendi içinde bir takım özel döngüleri vardır. Bunların detayını Instagram'da anlatacağım. Instagram sayfamda anlatacağım. Muhtemelen de bununla ilgili bir canlı yayında yapacağım. Instagram'da. dolayısıyla oradan hani Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Çünkü detaylı bir konu bu. 9 günün 9 günlük özel programı var çünkü. Ama burada önemli olan bunun içinde üçüncü gün çok mühimdir. O da işte hilale denk geliyor. Triyata dediğimiz çok özel bir faza denk geliyor. Hilal fazına denk geliyor. Dolayısıyla 28 Eylül bu hafta o hilal fazını çok iyi değerlendirin, doğanızla, niyetinizle, ee, rutinlerinizle hiçbir şey yapamıyorsanız bir kere ilk üç gün 26, 27 ve 28 evinizde mum yakın, üç tane mum yakın ve hayatınızda neyi çıkartmak istiyorsanız, ee, neyin değişmesini istiyorsanız, kendinizde neyin yapılanmasını istiyorsanız bunu yazın. Yazmak bu anlamda çok önemlidir. Bu hafta dileklerimizi rütüellerimizi, niyetlerimizi aslında yazmak, evlene yazarak hani bir şekilde o sembolü vermek, o e, yazıyı mühüre çevirir çünkü. O etkilerin içinde olmak, yazmak çok önemli. O yüzden çekinmeyin. Dileklerinizi, rütüellerinizi yazın. Bir süre tutun. Sonra istiyorsanız yakabilirsiniz bu 9 günlük döngü bittiğinde. Ama yazmak bu anlamda önemli. ve Bunun içinde en önemli etki çarşamba günü 28 Eylül, çarşambayı kaçırmıyoruz. Ne yapıyoruz çarşamba günü? Aynı zamanda kına yapıyoruz. Kınayı ihmal etmeyin sakın. E, mümkün olduğu kadar bunu hani çarşamba gününe denk getirmeye çalışın. E, dilek panosu yapabilirsiniz. Bir de size bunu tavsiye edeceğim. Dilek panosu yapabilirsiniz. Nasıl? Bunu ara ara e, öğrencilerime çok anlatırım dersler sırasında nasıl yapacaklarını. Dilek panosu neyi istiyorsanız hayatınızda görebildiğiniz, ara sıra hani gözünüzün takıldığı buzdolabının üstüne de yapabilirsiniz bunu. Bir çalışma alanınız, kendinize ait bir alanınız, bir oturma yaşam alanınız varsa orada bir bölüme de yapabilirsiniz. Mutfağınızın belki size ait bir bölümüne de yapabilirsiniz. Bir dilek panosu yapıp hayatınıza çekmek istediklerinizin resimlerini koyun. İşte bu bir ev olabilir, Belki zayıflamak istiyorsanız daha ince bir resminiz olabilir ya da ince birinin hani e, ulaşmak istediğiniz kiloya ait birinin resmi olabilir. E, bir eğitim istiyor olabilirsiniz, bu olabilir. Ne istiyorsanız, belki bir hayvan istiyorsanız, bir evcil hayvan istiyorsanız hayatınızda sizin olmasa onun ee, nasıl bir hayvan onun resmi olabilir. Yani birkaç şey olabilir. Bir şey değil birkaç şey olabilir. Bunların dilek panonuza resimlerini koyup küçük altına notlar yazmanızı ve böyle bir başlangıç yapmanızı tavsiye ediyorum. İşte bunun için de 28 Eylül çarşamba gününün enerjisi mükemmel etkiler barındırıyor. Zaten yazmakla ilgili özel enerjiler var. Ee, bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Detayları dediğim gibi Instagram'da canlı yayın yapabilirim. Ee, bununla ilgili belki büyük ihtimalle canlı yayın yapacağım artı e, yazılarda Instagram sayfamda e, beklerim oraya da eğer e, üye değilseniz e, Instagram sayfamda beni takip etmiyorsanız mutlaka beklerim. Orada daha detayları da aynı zamanda vermeye çalışacağım. Evet şimdi haftanın genel enerjilerine yalnız dikkat etmemiz gereken bir takım sağlık noktalarımız var. Remediler'de ondan da bahsetmek istiyorum. E, ee, bağırsaklara bu hafta dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle haftanın ilk yarısı sinir sistemi ve bağırsaklara sinirsel etkilerle bağlantılı bağırsak sıkıntılarınız, hassasiyetleriniz varsa bu işte sinirli bağırsak deniyor, duygusal bağırsak deniyor bir takım isimleri var. Böyle bir şey eğiliminiz varsa bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Genel olarak sindirim sisteminizde yormamaya çalışın. Diğer bir nokta vertigoya eğiliminiz varsa baş dönmesi rahatsızlığı. Ee, burada bir artış olabilir. Özellikle bu hafta yine bu alanda dikkat etmenizi daha e, hani neyse ben e, doktorunuzun size önerdiği bu iki konuda da o alanlarda tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi haftanın renkleri biraz turuncu, nar çiçeği, beyaz. Kremle karıştırılabilir. İkinci çakrayı aktive etmek gerekiyor. İkinci çakra biraz sakinleştirmek gerekiyor. Zorlanabilir. İkinci çakra alanı tam bağırsak bölgemizde. Yani göbek deliğimizin iki parmak altıdır ikinci çakra. Ee, bağırsaklarımızın vesairenin olduğu bölümdür. Ve hayattan aldığımız neşe keyifle ilgilidir. Size keyif verecek şeylerin içinde olmaya çalışın. Hayatın keyfini kaçırmamaya gayret edin. Ee, hiçbir şey bulamıyorsanız kedi videoları izleyin. Son derece keyif veriyor insana. Ee, yaşamınızda birine tutunabilir, bir yardımda bulunabilirsiniz. Sadaka vermenin öneminden çok bahsetmiştim bu haftanın etkilerinde. Bir hayvana destek olabilirsiniz. Ee, özellikle hayvanlara yardım etmek isteyen, bununla ilgili çok işte uğraşan aktivistler var. Onlara destek olabilirsiniz. Yani bir hayvanın önüne bir su ve biraz mama koyabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bile bir şeylere dokunmaya çalışarak kendi iç neşeniz sizi ne neşelendiriyorsa orada olmaya gayret edin. Bu nedenle de renklerde turuncu, nar çiçeği bunları beyaz ve kremle dengeleyebilirsiniz. Özellikle tavsiye ederim. Aynı zamanda indigo rengi, mor, lila, gece mavisi tonları da yine bu hafta aktif olan renklerden. Vertigo için özellikle vertigo eğilimi olanların 6. çakrayla bağlantılıdır vertigo rahatsızlığı ruhsal alemde tabii ki. Indigo rengi mor lila tonlarını biraz daha kullanmanızı tavsiye ediyorum. İyi gelebilir renklerin şifası açısından. Taşlar. Taşlarda ay taşı, turkuaz, havlit ve labradorit özellikle öneriyorum. Lapis lazuli bu hafta kullanabileceğiniz taşlar arasında e, tüm bu dengelenme için. Kokulardan sandal, sedir, Bunlar artık daha kolay bulunan kokular. Özellikle sedir, paçu, paçuli, odunsu kokular biraz daha köklenmeyi dengelemek adına. Ee, bir hasta ikinci çakra için de gilenk kullanabilirsiniz. Ee, Yasemin, Nergis gibi yine ikinci çakraya iyi gelen kokuları kullanabilirsiniz. Kına için. Çarşamba gününün çok özel 28 Eylül çarşamba gününün çok özel etkileri vardı. Özellikle e, çarşamba ve perşembe kına için çok rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Ama çarşamba akşamını özellikle tavsiye ettiğimi ba bahsetmiştim, belirtmiştim. Evet remedilerimiz de böyle. Umarım bu hafta başlayacak, bu yeni aydan sonra başlayacak çok özel etkiler, ilahi enerjiler, yaratım enerjileri, evrenin dişil tarafının o güçlü etkisi biz de Güzel ve doğru noktalara, güzel uyanışlara, doğru uyanışlara doğru özel akışlara nedir olur? Bollukla, bereketle, kalbinizden ne geçiyorsa onlara rahatlıkla ulaşacak şekilde çok güzel bir hafta geçir geçirirsiniz. İşleriniz su gibi aksın inşallah. Her birinizi ayrı ayrı sevgiyle kucaklıyorum. Yarınki e, burçlar videosunu izlemeyi unutmayın. Tüm bu enerjilerin burçlar olan yansımalarını da ne yapıyorum yarın anlatıyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.